Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni görsel ehliyet 2022 sınav soruları, trafik tehlike uyarı işaretleri ve anlamları, sınavlarda çıkacak sınav sorularını birlikte değerlendireceğiz. Hemen trafik tehlike uyarı işaretlerine geçelim. Tehlike uyarı işaretleri ve anlamlarında özellikle tehlike uyarı işaretlerinin üçgen olduğunu belirtelim. Tehlike uyarı işaretlerinde hız azaltılır, geçme yasağına uyulur, duraklama, park etme yasağına uyulur, şerit değiştirilmez, karşıdan gelene yol verilir. Kontrolsüz kavşaklarda ilk geçiş hakkı her zaman sağdaki aracındır. Dönüş yapan araçlar en son geçer. Gevşek malzemeli zeminde hız azaltılır, takip mesafesi artırılır. Burada da yine tehlike uyarı işaretlerini görüyoruz. Bakın, sağa tehlikeli viraj ve sola tehlikeli virajlarda ne yapılır? Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur. Araç sollama yapılmaz. Bakın. Ve dikkatli bir şekilde bulunduğunuz yeri terk etmeniz gerekiyor. İlki sağ tehlikeli viraj ve ilki sola tehlikeli viraj işaretlerinde de yine aynı şekilde bu noktalarda tehlikenin daha da arttığını bize bildiriyor. Hız azaltılır ve araç sollama yapılmaz, şerit değiştirilmez. Yine duraklama ve park etme işaretlerine, yasağına uyulur. Hemen sınav sorusuna bakalım. Bakın, şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Kaygan yola yaklaşıldığını. B. Sağa dönmenin yasaklandığını. C. Sağ tehlikeli viraja yaklaşıldığını. D. Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini. Ok işaretinde de belirtilmiş. Bakın, buradaki işaret sağa tehlikeli virajı bize bildiriyor. Sağa tehlikeli virajlarda hız azaltılır, geçme yasağına uyulur ve araç sollama yapılmaz. Takip mesafesinde de yine artırıyoruz. Bakın, burada işaretin anlamı neyi bildirir? Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. İkinci sorumuz, bakın. Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır? A. Hız sabit tutulur. B. Hız azaltılır. Sola sinyal verilir. C. Hız artırılır. Sağa sinyal verilir. D. Hız azaltılır. Geçme yasağına uyulur. İşarette de, ok işaretinde de görüyoruz. İlki sağ olmak üzere devamlı tehlikeli viraja yaklaşıldığını bize bildiriyor. Hız azaltılır, takip mesafesi de burada yine artırır, araç sollama yapılmaz. Evet, trafik işaretini görünce ne yapacaksınız diyor. Tabii ki hız azaltacağız, geçme yasağına uyacağız, değil mi? Evet, hemen cevabımız Denizli seçeneği de doğru verilmiş. Evet, hemen geçelim diğer işaretlerimize. Tehlikeli eğim iniş ve tehlikeli eğim çıkış. Tehlikeli eğim iniş ve tehlikeli eğim çıkışlarda da yine yoldan kaynaklı bir eğim olduğunu bize bildiriyor. Hızımızı azaltmamız gerektiğini bize yine söylüyor işaretler. Araç hangi vitesle iniyorsanız o vitese de çıkın diye bize bildiriyor. Yoldan kaynaklı diye de sorulabilir. Bakın, aşağıdakilerden hangisi yoldan kaynaklıdır diye sorulduğunda, bakın, bu tehlikeli iniş ve çıkışı işaretleyebiliriz. İki taraftan daralan kaplama. Bakın, kaplamanın iki taraftan daraldığını bize söylüyor. Ve hızımızı azaltmamız gerektiğini diğer işaretlerle bildirilen hususlara da uymamız gerektiğini bize bildiriyor. Karşıdan gelene yol ver işareti mutlaka vardır. Ve işarete göre yolumuzu kullanmamız gerekiyor. Geçiş üstünlüğümüzü kullanmamız gerekiyor.
Bakın hemen sınavda çıkan bir soru şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır? A. Hızını artırmalıdır. B. Hızını azaltmalıdır. C. Geriye dönmelidir. D. Yolun kayganlığını kontrol etmelidir. İki taraftan daralan kaplama, dikkat ederseniz trafik tehlike uyarı işareti. Trafik tehlike uyarı işaretleri üçgendir. Hepsinde hız azaltılır. Hemen bakalım hangi seçenekte hız azaltılır? Bursa seçeneğinde. Cevabımız evet, Bursa seçeneğidir. Sağdan daralan kaplama, yine ileride kaplamanın arıza nedeniyle sağdan daraldığını bize gösteriyor. Hızımızı azaltıyoruz ve sığınma cebine giriyoruz. Bakın burada sığınma cebine giriyoruz bu noktada. Solumuzdaki devamlı çizgide gelen araca yol veriyoruz. Bakın devamlı çizgi görüşe kapalı alanlara çizilir. Bildiğiniz gibi. Soldan daralan kaplamada da yine aynı şekilde ileride kaplamanın arıza nedeniyle soldan daralmış olduğunu bize bildiriyor. Ve hemen buradaki püf noktamız şudur. Bakın daralan kaplamanın olduğu yerde bekliyoruz. Bakın şurada sığınma cebinde bekliyoruz. Sağdan gelen devamlı çizgi tarafından gelen araçlara yol vermek zorundayız. Evet, deniz nehir kıyısında biten yol. Deniz değil mi? Bakın yine bu karayolunun bir nehir, göl veya başka bir deniz kıyısına gittiğini bildiriyor. Evet, deniz kenarındaki yollardan geçerken özellikle bu levhayı görebilirsiniz. Mutlaka hızınızı azaltmanız gerektiğini, yavaşlayıp dikkatli bir şekilde o bölgeyi gitmeniz gerektiğini işaret bize bildiriyor. Açılan köprü yine karayol üzerinde trafik zaman zaman durdurulduğunu, açılabilen bir köprü bulunduğunu gösteriyor. Yine burada da yavaşlayacağız ve durmamız gerekiyor. Kasis tümsek yolda arızaların bulunduğunu yine bize bildiriyor. Hız ve ani sert fren yapılmaz. Ani frende yük yolcu zarar görebilir. Yine bu durumda kasisli yolu gördüğümüz zaman hızımızı azaltmamız gerektiğini dikkatli bir şekilde kasisten geçeceğiz. Evet. Hemen bakalım bir sınav sorusu gelmiş. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Kasisli yola girileceğini, B. Yolda çalışma olduğunu, C. Yolun trafiğe kapalı olduğunu, D. Motorlu taşıların giremeyeceğini. Tabii ki burada işarette ne bildirilir diyor. Kasisli yola girildiğini bize bildiriyor. Hızımızı azaltmamız gerektiğini bize önceden haber veriyor. Evet. Diğer bir soru. Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir? Bakın. Kasisli yol işareti. Bursa seçeneğinde gevşek malzemeli zemin, Ceyhan seçeneğinde gevşek şev, Denizli seçeneğinde kaygan yol, Adana seçeneğinde ise kasisli yola geldiğimizi, hepsinde de hız azaltılması gerektiğini bize bildiriyor. Takip mesafesini artırmamız gerektiğini işaretler bize bildiriyor. Cevabımız Adana seçeneği. Kaygan yol, hızını azalt, ani fren yapma değil mi? Direksiyon sert bir şekilde kırma, sağa sola kırma diye bizi uyarıyor. Gevşek malzemeli zemin, gevşek malzemeli zemin yine yolun bir kesiminde nedir? Trafik altında fırlatılma ihtimalinin bulunduğunu bildiriyor. Gevşek satı, malzeme olabileceğini. Bu işareti gördüğümüz zaman da aynı şekilde hızımızı azaltıyoruz. Takip mesafemizi azaltmıyoruz arkadaşlar. Bakın en çok sorulan sorulardan birisi ehliyet sınavlarında. Hızımızı azaltıyoruz. Evet, takip mesafemizi artırıyoruz. Evet, yine sınavların banko sorularından birisi.
Bakın hemen sınavda çıkan soru geldi. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Evet, ok işaretiyle gösterilmiş gevşek malzemeli zemin işaretimiz. Banketten gitmeli, takip mesafesini artırmalı. Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli. Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli. Gevşek malzemeli zeminde hız azaltılır, takip mesafesi artırılır, değil mi? Evet, burada da doğru cevap Bursa seçeneğidir. Diğer bir sorumuz, şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalı? Banketten gitmeli, takip mesafesini artırmalı, hızını artırarak öndeki aracı geçmeli, acil uyarı ışıklarını yakarak derhal durmalı. Tabii ki takip mesafesini artırması gerekir. Evet, gevşek şev, yarma şev dediğimiz işaretimiz yine hız azaltılır, takip mesafesi artırılır. Yaya geçidinde ilk geçiş hakkı her zaman yayalarındır. Hızımızı azaltıyoruz, geçme yasağına uyuyoruz. Aynı şekilde yaya geçidi işaretini gördüğümüz andan itibaren hızımızı azaltmamız gerekiyor. İlk geçiş hakkını her zaman yayalara vermemiz gerekir. Okul geçidi yine aynı şekilde okul geçidine yaklaşırken de yine hızımızı azaltıyoruz. Geçme yasağına uyuyoruz. Ve okul geçidinde eğer öğrenciler geçiyorsa ilk geçiş hakkını her zaman öğrencilere vermek zorundayız. Evet, sınav sorusu şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir. Okul geçidine, yürüyüş yoluna, gençlik kampına, alt ve üst geçit. Bakın burada da geçit okul geçidine yaklaşıldığını bize işaret bildiriyor. Adana seçeneği doğru cevap. Bisiklet geçebilir. İleride bisikletlilerin kara yolunu kesip yol eksenine dik olarak karşıya geçebileceklerini bize bildiriyor. Burada yapmamız gereken şudur. Hızımızı azaltmamız gerekiyor ve ilk geçiş hakkını yine bisikletlilere vermemiz gerekir. Evet, hemen diğer bir sınav sorusu, çok çok önemli bir soru. Aşağıdakilerden hangisi tehlike uyarı işareti değildir? Tehlike uyarı işareti değildir dediğimiz zaman hemen neye bakıyoruz arkadaşlar? İşaretlerden hangileri üçgen, hangileri yuvarlak, değil mi? Evet, burada verilenlere baktığınızda bakın Adana seçeneği, Bursa seçeneği ve Ceyhan seçeneği nedir? Üçgen. Üçgenler trafik tehlike uyarı işaretleridir. Yuvarlaklar ise trafik tanzim işaretleridir. Bize burada verilen nedir? Tehlike uyarı işareti değildir dediğine göre Denizli seçeneği yuvarlak olduğu için trafik tanzim işaretidir. Evet, ehli hayvanların geçebileceğini bize söylüyor. Yine hızınızı azaltın ve bu bölgede dikkatli geçin diye işaret bize bildiri de yapıyor. Evet. Vahşi hayvanlar geçebileceğini söylüyor. Hızımızı yine azaltmamız gerektiğini ve bu bölgede dikkat edilerek seyredilmesi gerektiğini işaret bize bakın söylüyor. Yolda çalışma var. Yine hızınızı azaltın. İşaretlerle konulmuş olan yasaklamalara ne yapın diyor? Uyalım. Değil mi? Evet. Evet. Yine ışıklı kavşaklara geldik. Işıklı işaret cihazlarında yapmamız gereken kırmızı ışık dur, sarı hazırlan, yeşil geç. Hangi durumda yol trafiğe açılır ışıklı kavşaklarda? Tabii ki kırmızıdan sonra yanan sarı ışıkta, değil mi? Kırmızıdan sonra, yani kırmızı ile sarı birlikte yanıyorsa yol trafiğe açılır.
hangi durumda kapanır sorumuzun cevabı ise yeşil ışıkla birlikte sarı ışık yanarsa yol trafiğe kapanır. Fasılalı kırmızı ışık yol ver levhasıyla aynı anlamdadır. Bakın fasılalı kırmızı ışık tabii ki dur levhasıyla değil mi? Evet. Fasılalı sarı ışık yol ver levhasıyla aynı anlamdadır. Evet. Özellikle ikisini birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Bakın fasılalı kırmızı ışık dur levhasıyla, sarı ışık yol ver levhasıyla aynı anlamda olduğunu da unutmayalım. Havaalanı alçak uçuş, hızınızı azaltın. Özellikle camlarınızı kapalı sürün diye bizi uyarıyor. Yandan rüzgar, hızınızı azaltın. Ve yarma tünel, orman çıkışları gibi yerlerde hız azaltılır. Direksiyon sıkıca tutulur. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgar işaretidir? Yandan rüzgar işareti. Bakın Adana seçeneği de tali yoldan ana yola giriş olduğunu, Bursa seçeneğinde yandan rüzgar. Evet, demek ki cevabımız nedir? Bursa seçeneğidir. Ceyhan seçeneği ana yol tali yol işareti, sağdan ve soldan tali yollardan ana yola giriş olduğunu. Deniz seçeneğinde ise gevşek malzemeli zemin, hızınızı azaltın ve dikkatli bir şekilde bölgede takip mesafenizi artırarak yolunuza devam edin diye bize işaret bildiriyor. Evet, diğer bir soru, şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? Yandan rüzgar işareti. Hızını artırmalı, hızını azaltmalı, öndeki araçları geçmekten kaçınmalıdır. Böyle bir durumda yandan rüzgar işaretini gördüğümüzde hızımızı artırmamalıyız. Tabii ki hızımızı azaltmamız gerekiyor. Evet, demek ki birinci birin olduğu şıkların tamamı yanlıştır arkadaşlar. Yani Adana seçeneği, Bursa seçeneği, Denizli seçeneği yanlış. Hangisidir doğru olan? Ceyhan seçeneğidir. İki yönlü yola yaklaştığımızı bize bildiriyor. Hızınızı azaltın, kontrollü bir şekilde şeridinize geçin diye işaret bize bildiriyor. Şekildeki trafik levhası sürücüye neyi bildirir? Bakın trafik levhası. A. Tali yol kavşağına yaklaştığını, B. Bölünmüş yola gireceğini, C. İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu, D. İki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaşıldığını. Evet, burada da dikkat ederseniz iki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaştığımızı bize ne yapıyor? İşaret bildiriyor. Dikkat, ileride tehlike var, hızınızı azaltın diyor. Kontrolsüz kavşakta yapmanız gereken şudur. Kontrolsüz kavşaklarda dönüş yapan araçlar en son geçer. Herkes kendi sağındaki araca yol vermelidir. İlk geçiş hakkı sağdan gelen aracındır. Eğer bu işaretlerin araçların karşısında trafik işaretleri varsa işaretlere uyacağız. Bakın burada şekilde de görüyorsunuz. 2, 1 ve 3 nolu araç verilmiş. Geçiş hakkı sıralamasını yapınız dediği zaman öncelikle İşaretler olduğu için ana yol tali yol işaretlerine bakalım. Bakın burada 2 nolu araç sürücüsü ana yolda olduğu için ilk geçer. Tali yolda olan 1 nolu araç en son geçer. 3 numara 2'den sonra geçiyor. 2, 3, 1. Tali yol işareti olmasa bile 2 tane araç dönüş yaptığı için 2'nin sağında 3 olduğu için sağ kuralımız 3 numara 2'den sonra geçer ve 1 en son geçer. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? Evet.
Kontrolsüz kavşaklarda dönüş yapan araçlar en son geçiyor. Bakın şurada bunu yuvarlak içine alalım, motosikleti en son geçecek. İş makinesi ve lastik tekerlekli traktörler varsa diğer motorlu araçlara yol verir. Hemen lastik tekerlekli traktörün olduğunu tespit ediyoruz. Beklemelidir. Ve düz giden araçlar kendi sağındaki araçlara yol verir. Bakın otomobil, otomobil sürücüsü ve kamyonet var. Kimsenin sağında, tabii ki otomobilin sağında kamyonet olduğu için ilk geçiş hakkına sahip nedir? Kamyonettir. Evet, ana yol tali yol kavşağı, sağdan ve soldan tali yollardan ana yola giriş olduğunu, hızımızı azaltmamız gerektiğini bize bildiriyor. Sağdan ve soldan tali yollardan ana yola giriş olduğunu, hızınızı azaltın diye bizi uyarıyor işaretlerimiz. Aynı şekilde sağdan ve soldan ana yola giriş olduğunu, ana yoldaki araçları trafik işaretleri uyarıyor. Diyor ki sağdan ve soldan kontrolsüz bir şekilde bağlantı yollarından araçların girebileceklerini, hızınızı azaltın ve yolunuza dikkatli gidin diye bizi uyarıyor. Evet, aşağıdaki işaret levhalarından hangisi ana yolda bulunmaz? Bakın yine bir sınav sorusu ana yolda olmayanı sormuş bakın. A seçeneğinde ana yol işareti, B seçeneğinde ana yola, ana yola bakın sağdan tali yoldan giriş olduğunu, Ceyhan seçeneğinde yine soldan ana yola giriş olduğunu, Denizli seçeneğinde ise yol ver işareti nerede bulunur? Tali yolda bulunur. Bakın tali yolda bulunur. Ve nedir? Trafik tanzim işaretidir. Yol ver işareti. Evet. Diğer sorumuz, aşağıdakilerden hangisi ana yol tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir? Evet, hemen işaretlere bakalım. A dönel kavşak, B sağdan ana yola giriş, C soldan ana yola giriş, D sağdan ve soldan ana yola giriş. Ana yol tali yol işaretlerinden biri değildir diyor. Bakın işaretlerinden biri. Tabii ki dönel kavşak, değil mi? Adana seçeneği doğru seçenek. Ve dönel kavşağa en yakın araç ilk geçiş hakkına her zaman sahiptir. Hemen diğer soru. Evet, dönel kavşakla ilgili. Dönel kavşakla ilgili de şunları bileceğiz. Dönel kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerlerinde 30 metre, yerleşim yerleri dışında 150 metreden sinyal vermemiz gerekiyor. Sağa dönecek araçlar dar kavisle, sola dönecek araçlar geniş kavisle dönmesi gerekiyor. Ve hızımızı azaltıyoruz. Dönel kavşakta geçiş hakkı sıralamasını yapınız dediği zaman bakın, bu tip sorularda ilk geçiş hakkı dönel kavşak içindeki aracındır. Yani önce 2 nolu aracın, daha sonra bakın dönel kavşağa en yakın olan 3 numara ve daha sonra 1 numara ilk geçiş hakkına sahiptir. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir? Evet. Bakın Adana seçeneği tabii ki dönel kavşağa yaklaşıldığını bildiriyor. Bursa seçeneği ana yol tali yol. Ceyhan seçeneği dikkat. Denizli seçeneğinde ise kontrolsüz kavşak işaretinin olduğunu bize bildiriyor. Hepsinde hız azaltılır. Kontrollü demir yolu geçidi, hızınızı azaltın ve bariyerler kapalı diyor. Bariyerlerin açılmasını bekleyin. Kontrolsüz demir yolu geçidi, kontrolsüz demir yolu geçidinde de yine hızımızı azaltıyoruz ve uygun mesafede mutlaka duruyoruz. Sağımızı solumuzu kontrol ettikten sonra karşımızdaki
tren geçiyorsa mutlaka geçişini bekliyoruz. Daha sonra dikkatli bir şekilde geçiyoruz. Tramvay hattı. Tramvay hattında ilk geçiş hakkı her zaman tramvayındır. Hızımızı azaltıyoruz. Ve dikkatli bir şekilde yolumuzu geçiş önceliğine göre kullanıyoruz. Karayolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir? Okul geçidi, yaya geçidi, hemzemin geçit, rampalı geçit. Tabii ki hemzemin geçittir, değil mi? Hemzemin geçitler çok tehlikelidir. Özellikle kontrolsüz hemzemin geçitlerde mutlaka duruyoruz. Ve ilk geçiş hakkını her zaman geçen tramvaylara, trene ne yapıyoruz? Veriyoruz, değil mi? Evet. Kontrolsüz demiryolu geçidi tek hat, kontrolsüz demiryolu geçidi çift hat, iki hat. Yani hızımızı azaltıyoruz. Bakın, sınav sorusu şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir. Demiryolu alt geçidine, demiryolu üst geçidine, kontrollü demiryolu geçidine, kontrolsüz demiryolu geçidine. Tabii ki burada dikkat ederseniz kontrolsüz hemzemin geçide, tek hatlı hemzemin geçide yaklaştığımızı bize işaret bildiriyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemzemin geçit işaretlerimiz, yani burada bize verilen diyor ki 100 metre, 200 metre ve 300 metre sonra hemzemin geçide yaklaşacaksınız. Hızınızı azaltın. Durulması gereken noktada mutlaka durun. Onarım yaklaşım levhaları da yine karayollarında onarım olduğunu, hız azaltılması gerektiğini bize buradaki işaretlerimiz bildiriyor. Özellikle karayollarında yol bakım ve onarımlarının yapıldığı noktalarda bu işaretlerden görebilirsiniz. Evet, diğer sorumuz, karayolunun sağ veya soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücüye neyi bildirir? A. Yolun daralmakta olduğunu, B. 200 metre ileride köprü olduğunu, C. 200 metre ileride kavşak olduğunu, D. 200 metre ileride demiryolu hemzemin geçidi olduğunu bize bildiriyor. Evet, burada bakarsanız sağdan ve soldan 200 metre sonra, değil mi? 200 metre ileride demiryolu hemzemin geçidi yaklaştığımızı bize bildiriyor ve hızımızı azaltmamız gerektiğini işaretler önceden bize bildiriyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Tehlikeli viraj yön levhalarında bildiğiniz gibi hızımızı azaltıyoruz, vites düşürüyoruz ve araç sollama kesinlikle yapmıyoruz. Dikkatli bir şekilde bulunduğumuz yerde ne yapıyoruz? Dikkatli araç kullanıyoruz ve araç sollama yapmıyoruz. Evet. Diğer bir sorumuz, karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır? Evet, üzerlerini çizerek veya delerek bozmak nedir? Yasak. Yerlerini değiştirmek ya da ortadan kaldırmak yasak. Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şeye atmak tabii ki kesinlikle olmaması gerekiyor. Her üçü de, değil mi? Her üçünü de yapmak nedir? Yasaktır. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet, diğer sorumuz, aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır? Tehlikeli viraj yön levhası. Anayol tali yol kavşağı, tehlikeli viraj yön levhası, bakın Bursa seçeneğinde verilmiş. Hız azaltılır. Çift hat ve tek hatlı hemzemin geçide, kontrolsüz hemzemin geçide, bakın her ikisi de kontrolsüz hemzemin geçide yaklaştığımızı bize bildirir. Aşağıdakilerden hangisi tehlike uyarı işareti değildir? Bakın, tehlike uyarı işareti değildir. Dikkat ederseniz yine tehlike uyarı işaretleri üçgendi. Trafik tanzim işaretleri yuvarlaktı. Burada da Ceyhan seçeneği trafik tanzim işaretidir. Tehlike uyarı işareti değildir.
Hemen diğer sorumuza geçelim. Evet, engel işareti. Engel işareti otobüs, kamyon ve çekicilerde bulunur ve 150 metreden işaretlememizi yapmamız gerekiyor. Herhangi bir kaza olduğu zaman otobüs, kamyon ve çekicilerde 150 metreden engel işaretini koymamız gerekiyor. Evet, mesela şöyle de sınavda gelebilir bununla ilgili. Aşağıdaki araçlardan hangisinde engel işareti bulunmaz? Otobüs, kamyon, çekici ve otomobil. Tabii ki otomobilde engel işareti nedir? Bulunmaz. Evet, sınavda soru olarak da gelmiş. Bakın, işaretin adını sormuşlar. Engel işareti. Evet, refüj başı ek levhaları, dönüş adası ek levhaları. Yine aynı şekilde bölünmüş yollarda refüjde açılan araçlarla refüj başına koyulan sağdan gidiniz levhasının anlamını etkinleştirir. Burada tehlikeli noktalara konuyor ve tehlikeli noktalarda sağdan ya da soldan gidiniz diye bize işaretler bildiriyor. Köprü yaklaşım levhalarında da aynı şekilde yine köprüye yaklaşıldığını, köprünün sağ ve sol korkuluğuna monta edildiğini ve hızımızı azaltmamız gerektiğini dikkatli bir şekilde bulunduğumuz köprüden geçerken dikkatli geçmemiz gerektiğini bize işaretler bildiriyor. Evet, hemen sınav sorusuna bakalım. Karayolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? Kavşağa, köprüye, tali yola, demir yoluna. Tabii ki köprüye yaklaştığımızı bize işaret bildiriyor. Bursa seçeneği doğru cevap. Düşük banket, hızınızı azaltın. Gizli buzlanma, yine aynı şekilde hızınızı azaltın ve araç bulunduğunuz noktada araç sollama yapmayın. Aynı zamanda takip mesafenizi artırın diye bize bildiriyor. Buzlamanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A. Hız sınırını aşması, B. Takip mesafesini artırması, C. Takip mesafesini azaltması, D. Ani fren yaparak durmaya çalışması. Tabii ki burada buzlanmanın olduğu noktalarda takip mesafemizi artıracağız. Hızımızı da azaltmamız gerekir. Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır. Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi İklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildiriyor. İklim koşullarından bakın söylediği için nedir? Gizli buzlanma iklim koşullarından kaynaklanır ve cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Tünel yaklaşımı yine hızınızı azaltın. Diğer bir sınav sorusu şekildeki trafik işaret gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Yolu kontrol etmesi, B. Aracını yavaşlatması, B. Takip mesafesini azaltması, D. Bu bölgeden dikkatli geçmesi. Tabii ki bakın burada yolu kontrol edecek, aracını yavaşlatacak, bölgeden dikkatli geçecek ama takip mesafesini azaltmayıp takip mesafesini artırması gerekiyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Dönel kavşağa yaklaşıldığını, B. Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını, C. Demir yolu geçidine yaklaşıldığını, D. Ana yol tali yol kavşağına yaklaşıldığını. Tabii burada dikkat ederseniz işaret ana yol tali yol kavşağına yaklaşıldığını bize bildiriyor. Hızınızı azaltın ve yolda giderken sağdan ve soldan tali yollardan gelecek araçlara dikkat edin diye bize işaret bildiriyor. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Gevşek şev, yandan rüzgar, döner kavşak, gizli buzlanma. Bakın dikkat ederseniz burada bir buzlanmadan bahsetmiş değil mi? Evet, gizli buzlanma. Hızını azalt, takip mesafeni artır diye işaret bize bildiriyor. Şekildeki işaret hangisine verilen yol numarasıdır? Bakın işaret nedir? Otoyol, bisiklet geçebilir, demir yolu, uluslararası yol. Tabii ki bakın dikkat ederseniz bisikletlerin geçebileceğini bize işaret belirtiyor.
Aşağıdakilerden hangisi trafik tehlike işareti değildir? Evet, trafik tehlike uyarı işareti değildir diyor. Bakın, ana yol, tali yol işaretlerimiz yol ver işaretini vermiş. Yol ver işareti trafik tehlike uyarı işareti değildir. Trafik tanzim işaretidir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Diğer bir sorumuz, bakın, kavşaktaki araçların geçiş hakkı sıralamasını nasıldır yapınız dediğinde, hemen bakalım, işaretlerimiz var. Yol ver işareti, ana yol, tali yol işaretlerimiz. Yol ver işaretindeki araç en son geçer. Bakın şurada bir numara en son geçer. Düz giden 2 numara, dönüş yapan 3 numara. Her ikisi de ana yoldadır. O zaman düz giden ana yoldaki 2 numara, daha sonra 3 numara, daha sonra 1 numara. 2, 3, 1 hangi seçenekte? Denizli seçeneğinde doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretlidir? Evet, gevşek şev. Evet, kasis tümsek, hızını azalt. Gevşek şev, hızını azalt. Yine takip mesafeti artır. Gevşek malzemeli zeminde de yine aynı şekilde hız azalt, takip mesafeni artır. Kaygan yol yine aynı şekilde hızını azalt, takip mesafeni artır diye bize işaret bildiriyor. Evet arkadaşlar, tehlike uyarı işaretleri burada bitti. Evet, beğen butonuna basarak kanalımızdaki videoları beğenebilirsiniz. Ve daha önce atmış olduğum soruları mutlaka konularıyla birlikte dinleyerek sınavınızda %100 başarı elde edebilirsiniz. Trafik tanzim işaretlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.